aç hepsini. Kuşuklarını. Sen ona otur çünkü hafif şey. Sen de şuraya otur masaya. Şimdi yakınlaştırabilirsin. Hatta onu şimdi bu tarafa şey alsın. Masayı düzelsin. Kapat gelsin. Kapatıyor şuraya bak. Arabanın yanına bak. Alın size birer tane şey vereyim, onları yiyin. Şeylerini al ye, diğerlerini de şuraya kenara koy. Ya bazılar keşiğini pıcırına versen bana da. Sana şu sandalyeyi vereyim mi şeyi? Ha bunları buraya vereceğim. Yumurtayı da ver bana. Yumurtayı ben almadım. Çıkar mı? Aha. Hayır, yer boşalsın. Şuraya koyuyor musun fazlalıkları? Şişirmek de var. Alıp bak şunu kur, anana temizlenir. Oh.
artık onu alayım da. Yiyelim mi? Nasıl olmuş? Değişik ama kupkuru olmuş. Hava varmış. Kaç tane sen abi? Kaç tane sen? Bitti, başka da yok. Hazırsa yak devam et. Yağı biraz az olmuş ya, var mı? Çok güzel. Ne? Al bakalım. Koy onu. Orada koy. Koy onu. Anam. Orada. Büyük büyük. Çok küçük bir şey lazım. Kabuklara destekleyecektim o yüzden. Şunu sallanıyor mu? Al şunu. Peçeteyi koy bakayım. Tamam, oldu. Dengede mi? Hmm. Nerede bak. Gazda tam tecrübeniz yok. Böyle zeytinyağı falan alacağınız zaman dökülür. Hesabını da yapın, biraz fazla alın. Her şeyi tam almayın. Hatta zaten geri eve döneceğiz. Şişesiyle alırsa. Ben sana sabah havanın durumuna göre hareket ediyorum değil mi? Sabah havanın durumuna göre hareket ediyorum. Nerede? Ha, salla şurada. Hadi. Vallahi bu çok işe yaradı ha. Çok işe yaradı ha. Bırakın da. Hadi o yok ki. Değil mi? Değil mi?
Evet evet. Aynen öyle. Şurada ben koydum o rastgele ayıştırdım. Şurada al senin olsun. Böyle alın kucağıma. Şuraya. Koy oğlum tabaklı masada olur. Kucaklı olmaz. Ben ona göre yerleştim. Buradan sen ödev verdikti miydi? Hayır. Ha, eve gidip ödev yapacaksın değil mi? Ben de uyandığımda kahvaltıdan sonra yapacağım. Tamam kahvaltıdan sonra canım. Akşama kadar burada değiliz. Ben. Bir tane kaldı kapıyı yaptım. 2,5 tane ya. Ne isteyip? İki tane daha kaldı değil mi? 3 ya da 3. 6 tane aldım. Kaç tane var? Bir tane. Bir tane şeye lazım. Şunlar arka. Yok, gel şunları da ben biraz tane maskeye koyayım. Doğru söylüyorum. Kenarlarına koyayım. Bunlar benim miydi? Evet. Bunun alt tane. Yedi herkes. Benim de aklım. Aldım ya bir tane daha vardı ya. Onu aldım ben. Şurada 4 tane karakter var. Niye? Bu cevizin ortasında böyle ince bir tane kabuk var ya, iç kabuk. Evet. Onu her gibi demleyip içiyorlar. Kuruyor, çok iyi geliyor. Yok, yapıp içeyim sanırlar. Evet, hazır bunlar. Evet, hiç denk gelmedi. Müzeyi duydum ama duyduğunuz gerçek olmadığını duydum. Denemek için fayda var. Ben iyi, uzay iyi mi? Yok, uzay iyi. Vereceğim başka. Yumurtalar da tabağa böleceğim ha. Karasineğin genelde gezme yeri dik kenarı. Daha olsun vatandaşımız çok temiz olmadı ki böyle yerlerde. Yani çöpünü bile koymuş gitmiş. Yani çöpler karasineği çeker. Aynen. Zaten araçla gidiyor. Topladık. Sen atardın. Sosyetik burada. Hayır çöp de burada zaten bak. Daha zaten ne? Sıkıntı orada. Çöp kovasına koymuş belediye. Ve böyle temiz bırakmamışlar. Belediye şeymiş ki yani. Belediye düşünmüş de vatandaşımız da düşünecek. Yok tabii ya alıp götürürsün ya değil mi? Hadi hadi gelin. Evet, çok iyi. Tuz getirdin mi değil mi? Evet, bak.
ya. Kapatamamışsındır hayatım. Kapatamamışsındır ondandır ya. Yoksa akmaz o ayaklarım bassın. Eğer akıyorsa kapatayım ben onu. Yoksa eline damlatırsın. Bak akıyor. Çay nereye koyayım? Ben kaşık getirdim. Ha getireceğim mi bunlar? Çantam nerede? Ha çantada. Tam gerek yok. Ben kaşık getir. Getir o zaman efendim. Çünkü unutmuşum son anda aklıma geldi. Başlayabilirsiniz. Artık başlayın hadi. Bu muydu çay? Tamamdır bu. Ekmeğe götürün. Ekmek arabaya koymuşsunuz ya. O zaman beni anlayana kadar. Bana kılıç dedi sadece. Ortayı boş bırakın. Getir al buraya ver. Bana ver onları. Buraya koy. Bana ver. Kampçılar iyice alıştık. Aile denizin kenarındaki yer. Abi. Kaçamadın mı? Şeker attın mı? Attım. Bıçak var mı? Ver bana ver.
Mersin'de yamaç paraşütçülerin atladığı alandayız arkadaşlar şu anda. Evden kahvaltılıklarımızı hazırladık, indik. Dedik hem doğada kahvaltımızı yapalım hem de paraşütçüleri izleyelim. Size de şöyle yakınlaştırayım biraz. Şu alana iniş yapıyorlar. Havada. Şu karşı tepeden atlıyorlar ağacın arkasından. Bayağı da kalabalık var bugün. Hafta sonu olduğu için. Bakın iniyor. İndi. Şu an bir tane daha var havada. Geldiğimizden beri bekliyorlardı çünkü rüzgar yoktu. Rüzgar başlayınca atlamaya da başladılar. Çok zevkli. Gerçekten de. Ben cesaret edebilir miydim hiç bilmiyorum. Şöyle ağacın üstünde dönüyor duruyor bakın. Çok yakınlarına gitmiyorum. Hava çok güzel. Yani aralığın içindeyiz bugün. Ama bugün hava gerçekten güzel. Sanki yazdan kalma bir hava var. Bakın ağacın arkasında kayboldu. Rüzgarın paraşütü uçurma şeyine göre iniş yapıyorlar. Kimisi birkaç tur atıyor böyle yaklaşınca, kimisi direkt inebiliyor. Bakalım nasıl inecek. Evet. İndi. İnişine siz de şahit olmuş oldunuz. Bakalım var mı gelen? Şu anda yok. Az önce araçlarla gittiler. Şu an başka havada yok. Şöyle dal göstereceğim size tam tepeden. Şu bakın şu anda tam tepeden atlayacak bir tanesi, hatta atlıyor. Biraz yaklaştırayım belki görünür. Çok net görünmüyor ama atladı havada. Sarı paraşüt. Büyük ekranda izleyenler daha net görebilirler. Biraz sonra buraya gelecek. Paraşütçüler atlamaya devam ediyor hala. Bayağı atlayan oldu. Şöyle göstereyim. Şu an iki tane var havada. Biz de etrafı keşfe çıktık. Şöyle bir. Şurada bahçe var. Portakal bahçesi. Daha doğrusu narenciye bahçesi. Şöyle birazcık içeriye doğru gideceğim. Bu neymiş? Limon galiba. Kuyu da mı var? Ha, kuyu varmış. Allah'ı limon. Çok güzel, bakar mısınız limonların güzelliğine? Maşallah, subhanallah. Güzel limonları varmış. Şunlar neymiş? Bunlar da mı limon acaba? Limon galiba bunlar da. Evet, hepsi limon. Daha toplanmamış ama daha geç oluyor sanki. Bakın daha sararmamış. Şöyle göstereyim. Bazıları toplandı çünkü bahçelerin. Bir erkenci olanlar var, bir geç olgunlaşanlar var. Burada da böyle otlar çıkmış. Şu gömeç gördüğünüz gibi. Diğerlerini tam seçemedim. Yenilen otlar vardır muhakkak. Ama şu kısım gayet güzel olmuş. Şuna kayınvalidem şey diyordu. Kuş ekmeği diyordu. Bunu soğanla kavurup yemesi çok güzel oluyor. Hatta galiba bakayım nasıl büyüklüğü.
Güzelmiş. Bunlardan aslında ben şöyle toplasam, çeksem, hatta benim kuşlara götüreyim. Yerler. Kuşlar için böyle sağlıklı şeyler güzel oluyor. Kolay da çekiliyor vallahi. Yeter bu onlara. Evet, hepsi limon. Şöyle bir gireyim bakayım dedim. Acaba portakal mı, mandalina mı? Limon ağacıymış arkadaşlar. Kimisi küçük, kimisi daha büyümüş. Yeni yeni büyüyor. Ne kadar çok var onda. Ay, toplayıp kavursam mı, ne yapsam? Ben şunlardan toplayıp kavurayım olmazsa. Orada bizimkilerin yanına giderim. Bakın tam tepeden atlıyor iki tane. Size şöyle yaklaştırayım. Çok net görünmüyor. Gözle görebiliyoruz ama videoda çok seçilmiyor. Büyük ekrandan izlerseniz gerçi bunlar görünür. Ben şu otlardan toplayıp gidiyorum. Bakın bayağı topladım. Güya kuşlar için topladım ama bunları kavurup yiyeceğim gerçekten de. Çok güzel, çok taze. Yağmur yağmıştı. Ondan sonra çıkmış galiba. Gerçekten de harika. Neyse, arabaya doğru gidiyorum ben. Bu köye çıkan belediye otobüsü müydü? Saat kaç şu anda? Sarı begon, ilk kez gördüm. Dışarıda kahvaltı ve piknik maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Eve geldim, bulaşık makinem doluydu. Onu boşaltıyorum. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi tezgahın üstü temizlerle doldu. Onları yerleştireceğim yerlerine. Piknikten getirdiğim kirlileri yerleştireceğim makinenin içerisine de. Bugün de size böyle değişik bir video ile gelmiş oldum arkadaşlar. Bu video size taze taze gelecek. Bugün çektim. Bugün günlerden ne? Şöyle bakıyorum takvime. 4 Aralık ve 4 Aralık'ta yayınlanacak. Sabahtan bu saate kadar, şu anda öğleden sonra çekimimi tamamladım. Hemen editleyip size gönderiyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Gerçekten yamaç paraşütlerini izlemek çok zevkliydi. Onlar orada atlarken siz bir kenarda böyle kahvaltınızı yapıyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, oturuyorsunuz, onları izliyorsunuz. Gerçekten çok güzeldi. Bizim memnun kaldığımız kadar siz de memnun kalmışsınızdır inşallah diyorum ve videomu kapatıyorum. Sevgiyle kalın, benimle kalın. Hala kanalıma abone olmayanlara da buradan küsüyorum ayrıca. Şaka şaka, küsmüyorum. Sizlerden ricam, kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izlemeniz arkadaşlar. Kanalımı ancak bu şekilde büyütebilirim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımın büyümesinde sizin de küçücük bir yardımınız olsun istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.